Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. Sıradaki hadisimiz 406 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin قَالَ şöyle dediğini. يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü insanlar terlerler. Hatta yezhebe araquhum fil ardi 70 ziraan. O kadar ki onların terleri yerin 60 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Belli ki bu çok uzun bir zaman ve yine belli ki bu çok şiddetli bir ter hali. Her ne kadar bu okuduğumuz rivayette güneşten ve güneşin yakınlaşmasından bahsetmiyorsa da bu kadar tere yol açtığına göre ortamın yoğun bir sıcaklığı var demek ki. Yerin altına kadar nüfuz edecek düzeyde bir ter halinden söz edince yüzeyde bildiğin göllenme olur. Yani yüzey üzerinde suyun birikmesi gibi bir birikme söz konusu olur. İşte belli ki o yüzden Allah'ın Resulü insanların terlerini vücutlarındaki kodlar üzerinden topuklarına kadar, dizlerine kadar, beline kadar biçiminde ifadeler ile tarif etmiş. Bu dediklerim daha önce okuduğumuz hadis-i şerifte geçiyordu. Bu okuduğumuz rivayette de bu sahneyi doğrular bir biçimde Allah'ın Resulü İnsanların güçlü bir biçimde terleyeceklerini, bu terin yere nüfuz edeceğini ve kendilerinin de ter içerisinde kalacaklarını ve hatta bu terin وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ اَذَانَهُمْ Onların kulaklarına varıncaya değin, onları kaplayacağını söylemiş oluyor. Hazreti Ebu Hureyre'nin anlattığı bu rivayetin, Hazreti Mikdad'ın anlattığından, elbette lafzan epeyce farkı var. Burada oradaki tafsilata dair pek çok husus yok. Hatta olayın güneşle ilişkisi de burada geçmiyor. Ancak özünde hadise aynı hadise olarak anlaşılıyor. Neticede insanlar kıyamet günü ciddi bir ter halindeler ve bundan son derece rahatsız bir durumdalar. Bu yeni okuduğumuz hadiste olmayan, bir önceki rifayette geçen son derece önemli olan ölçü. Bu ölçünün bu hadiste anılmıyor olması dikkat çekicidir. Çünkü hadisten yola çıkarak edineceğimiz ibret aslında o ölçüye bağlıydı. Önceki rivayette Resulullah فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ İnsanlar bu ter içerisinde amellerine uygun olarak kalırlar. Yani amellerinin yol açtığı bir sonuç bu. Ameli nedenli kötü olursa o kadar kötü bir durumda kalır biçiminde mesaj veriyor. Bu boyutta bu okuduğumuz hadiste mevcut değil. Sadece insanların ter içerisinde kalacaklarını ve bu terin yere nüfuz edip 70 arşın ilerleyeceğini, şimdi doğrusu bu kısımda önceki rivayette yoktu. Terin toprağa nüfuz edip aşağı doğru akması, yol alması. Ama ağzına kadar ter içerisinde
kalabilecekleri hususu bu rivayette de var. Kulak üzerinden tarif edilmiş. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ اَذَانَهُمْ. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihini aldığı hem İmam Müslim'in sahihini aldığı bir rivayet. Sahabi ravimiz farklı, Hazreti Ebu Hureyre. Daha önce de çok defa ifade ettiğimiz üzere aynı olayın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan, tanıkları farklı farklı olduğunda, yani bize o olayı farklı sahabiler aktardığında, bu iki rivayet arasındaki farklar olabildiğince çok oluyor. Lafızlar farklı oluyor, detaylardaki eksiklikler, fazlalıklar oldukça dikkat çekici bir biçimde çoğalıyor. Ancak bir hadisin isnadı aşağıdan ayrılırsa, yani aynı sahabeden aktaran iki farklı tabi-i ravinin rivayeti birbirine daha çok benzeşiyor. Yahut bir tebe-i tabiinden aktaran iki farklı ravinin rivayetleri birbirlerine daha yakın oluyor. Dolayısıyla isnat ne kadar eskiden ayrılır ise metin de o kadar birbirinden farklı olabiliyor. Ne var ki her iki aktarımın teması aynı yerde buluşuyor. Bu okuduğumuz rivayetin de teması aslında aynı. Ölüm sonrası zorlu bir sürecin olacağı ve bu zorlu sürece, bu rivayette açıktan söylemese de zımnen hazırlık yapılması gerektiği ve bu hazırlığın da amellerimiz üzerinden dünyayı nasıl yaşadığımıza bağlı olarak gelişeceği anlaşılmaktadır. Rivayet okundukça bunu düşündürmektedir. Zaten İmam Nevevi korku bahsinde, Allah'tan korkmak bağlamında bu hadisleri verdiğine göre, ölüm var ve ölüm sonrası dehşetli süreçler var. Bunun korkusunu önden dünya hayatınıza taşıyabilirseniz, bunun etkisiyle kararlarınızı daha doğru almaya, yaşarken hayatta Cenab-ı Hakk'ı daha fazla gözetmeye işe yarayabilir. Çünkü korku iyi bir düzenleyici araçtır. Bedenimizde sair duygularımızı bastırıp bizi daha kontrollü kılabilir. O yüzden sorumsuzluğa yönelmek isteyenler ölüm ve sonrasına dair bilgilerden uzak durmaya çalışanlardır. Bunları hatırlayıp korkusuna kapılmak yerine bilmeyi dahi istemeyen, bunları gündeminden çıkaran kimseler hayatta daha sorumsuz davranabilmek, daha korkusuz olabilmek ve istediği ölçüde marjlarını genişletebilmek hususunda arzulu olanlardır. Onlar bu yaklaşımı bir bakıma özgürlük olarak tarif ediyorlar. Kırmızı çizgileri olmayan bir hayatta başkalarına ziyan vermediği sürece her türlü yanlışı yapabilmenin bir yolu olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu şeytani yaklaşımın tam tersi rahmani olanı, hayatı kontrollü yaşama arzusu, bizi yaradan kudret olan Allah Azze ve Celle'ye şunun şurasında dönmeye az kaldı, kısa bir süre sonra hepimiz bu hayattan ayrılmış olacağız, dolayısıyla bizi ne bekliyor ölüme dair ve ölüm sonrasına dair Resulullah'ın ihbar ettiği, haber vererek bizi uyandırdığı ve bir o kadar da farkındalık sağladığı bu bilgileri gündemine almak, gün be gün oraya doğru yaklaştığı bilinciyle hayatında sürekli iyileştirmelere gitmek, akleden insanların, makul insanların yaptığı bir şey. Asıl özgürlük, iradeyi ele alıp ölüm ve sonrasını da planlamanın bir parçası haline getirip sonsuz bir geleceğe doğru yelken açmaktır. Bunun tam tersi dünyaya hapsolmak ve zaten ucu kapalı olan bir tünelde kala kalmaktır. Yokluğu kanıksamak, bugünden hiçliğe razı olmaktır.
ucu ölümle sonlandırılmış bir hayat her şeyiyle özgürlük olsa ne olur ki? İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle gönderdiği peygamberleri üzerinden bizi kendisini tanımaya, hayat ve sonrası bizi bekleyen süreçleri hatırlatmaya ve buluşma gününe hazırlık yapmaya çağırmıştır. İnsanların kan ter içerisinde kalacakları kıyamet günündeki bu feci sürecin sıkıntılarından şimdiden Rabbimize sığınırız. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. Sıradaki hadisimiz 407 no'lu hadis. Ve anhu, yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. İz semi'a vacibeten, derken bir gürültü duydu. Fekâle, sonra dönüp bize dedi ki, هَلْ تَدُرُونَ مَا هَذَا Biliyor musunuz? Bu neydi? قُلْنَا Biz de dedik ki اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ Allah ve Resulü daha iyi bilir. قَالَ Resulullah buyurdu ki هَذَا حَجَرٌ Bu bir taş. رُمْيَ بِهِ فِي النَّارِ Ateşe atıldı. Bu taş مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا 70 yıldan beri فَهُوَ يَهُو۪ي فِي النَّارِ Ve o günden beridir taş cehennemin dibine doğru ilerliyor, düşüyor حَتَّ انْتَهَا اِلَى قَعْرِهَا İşte şimdi الْاَنَ şimdi nihayet dibine ulaştı. Dolayısıyla dibine ulaşınca oluşan çarpmadan olsa gerek فَسَمِعْتُمْ وَجِبَتَهَا Siz de o çarpmasının sesini duydunuz. Okuduğumuz bu rivayetin elbette düşündürdüğü pek çok boyut var. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işitilmiş böyle bir ses. Belli ki semadan geliyor bu ses. Duydular böyle bir gürültüyü, gökteki bir gürültü bu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gürültünün sesini cehenneme atılan bir taş olarak tarif etti. Dolayısıyla cehennemin içinde bulunduğumuz gök ve yer sistemi ile belli bir biçimde ilişkide olduğunu düşündürüyor. Sesi oradan dünyaya gelecek kadar, dünyadan duyulabilecek kadar. Dolayısıyla yaratılmış olduğunu, gökler ve yer sistemi nin bir tarafında, içinde yahut dışında ama ilişkide olduğunu düşündürtüyor. Şayet Resulullah'ın söylediklerini lafzen anlayacak olursak buralara çıkıyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce başka bir rivayette de cehennemin getirilmesinden, taşınmasından söz edilmişti. Dolayısıyla bir varlık olarak o gün cehenneme atılacak mücrimler için cehennemin getirilebileceğini anlıyoruz. Buna ayet-i kerimelerden de delil getirebiliriz. Nitekim Cenab-ı Hak اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا. Cehennem onları uzaktan gördüğünde cehennemin sesleri duyulur. Omurtuları, öfkesi ve kızgınlığı ses olarak yansır. İçine alıp yakacağı bu kimselere öfkesiyle, gazabıyla adeta gelmektedir. Bir başka ayette Cenab-ı Hak وَبُرِّزَتِ الْجَح۪يمُ لِلْغَاو۪ينَ. Yine cehennemin azgınlar için belirip ortaya çıkarılacağını haber veriyor. Buradaki belki tek anlama zorluğumuz, kıyamet öncesi cehennemin hali hazırda var olmuş olması. Kıyametle birlikte gökler ve yer sisteminin yeniden inşası, tebdili, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ. Bunlardan etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi cehennemin varlığı? Benzer şekilde cennetin varlığı da başka rivayetler ve hatta ayetler üzerinden bu biçimiyle bizim içinde yaşadığımız hayat açısından an itibariyle de varlar mı yoklar mı biçiminde istifhamlara yol açıyor. Tabii varlık dediğimiz alemi kısıtlı ve sınırlı bir boyutta yaşadığımız halde biz buna uzay zaman diyoruz. Bunca kısıtına rağmen ve sınırlılığına rağmen her şeyi buradan ibaret zannettiğimiz bir yanılgının da içinden geçiyoruz. Dolayısıyla farklı boyutlarda, bizim içinde bulunduğumuz boyutlara aşkın bir biçimde var olmaları söz konusu olabilir. O bakımdan en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bu rivayette esas olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki ashabına ve onlar üzerinden bize vermek istediği asıl mesaj yine ibrete dönüktür. Cehennem dediğimiz azap ortamı derinliği itibariyle, büyüklüğü itibariyle öyle kolay bir yer, derme çatma bir ortam değil. Bir defa olağanüstü büyük. Bir taşın 70 yıl boyunca düşebildiği bir derinliğe sahip. Allah'ın Resulü insanların bildiği bir örnek üzerinden bunu onlara anlatmaya çalışmış. Çünkü bir uçurumdan derinliği anlamak için düşürdüğünüz bir taşın sesine dikkat kesilirsiniz. Sesi ne kadar geç gelirse aşağısı o kadar derin demektir. 70 yıl boyunca düşen bir taşın cehennemin dibini daha yeni bulduğunu anlatması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin besbelli ki insanların korkusunu beslemeye dönük dehşetli bir tanımlama. Dehşete kapılsınlar ve bunun endişesi onları sarsın diye. Bu yüzden olsa gerek İmam Nevevi de bu rivayeti buraya koymuş. Çünkü kulun Rabbine dair korkusu sahici etmenler üzerinden oluşturulmaz ise işte bunlar cehennem gibi, ölüm sıkıntısı gibi, kabir azabı gibi, yeniden yaratılış süreçlerindeki zorluk evreleri gibi, ayrılık günü, buluşma günü, pişmanlık günü, nesep bağının kaldırıldığı gün. Kur'an'da bunlar sahne sahne betimlenir ve farklı isimler alırlar. Ya kavmi inni ahafu aleykum yevmet tenad yevme tuvellune mudbirin ma lekum minallahi min asim. Peygamberlerin dilinde ey kavmim, ben sizin için şöyle şöyle bir günün sıkıntısından endişe ediyorum. O gün şöyle olacak, o gün böyle olacak diye Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerin dili üzerinden de anlattığı sahne sahne kıyamet evreleri. Bunları bellemeye, öğrenmeye ve bunlara dair korkularımızı zinde tutmaya çalışmak, hayatı ve hayat sonrasını hesaba katan bir yaklaşımla kendini kontrol edebilmek isteyenlerin işi. Kendini kontrol etmekten vazgeçenlerse
önce hayat sonrasını denklemin dışına atarlar. Hayatı da sonrası olmayan, hatta öncesi de bir yaratıcının eseri olmayan, kazara oluşmuş, sahipsiz ve kontrolsüz bir alan olarak görmeyi yeğlerler. Varlıklarını bir yokluğa borçlu oldukları için yokluktan gelip yokluğa gittiklerini düşünerek yaşarlar. Sözüm ona, bu onları özgürleştirir. Çünkü ölüm ve sonrasında hesap verecekleri bir sahip, bir Mevla yoktur. Allah'ın peygamberleri bunun tam tersini yapmış. Hayatın bu olanca ihtişamına, düzenine, sistematiğine ve nimetlerine karşılık gelen son derece ciddi bir hesap gününden söz etmişlerdir. İlim ve iradesinin ve kudretinin eseri olarak yaratıldığımız bu hayattan, yine aynı ilim ve iradenin sahibi olan sahibin huzuruna çıkacağımız gerçeğini hatırlatırlar. Okuduğumuz rivayette onlardan bir tanesi, hayat ne denli özenle hazırlanmış, her ayrıntısı muazzam bir dikkatle yaratılmış bir yer ise, burada yaşayanların ve bu imkanı kullananların hesabının verileceği ahiret boyutu da o denli ciddi, o denli önemli sonuçları olan bir yerdir. Cehennem, şunlar 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 girdiği takdirde şeytanın bize artık yer kalmaz dediği bir yer değil, şayet Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamadıksa bizlerin de rahatlıkla sığabileceği bir yerdir. Birilerinin cehennem dolar taşar, bize yer kalmaz, biz o kadar kötü değiliz diye kendilerini kandırmalarına Resulullah'ın bu betimlemesi ve hatta ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın anlatımı engel olur. Adeta sana da yer var cehennemde, korkma dedirten bir ironik anlatımla buyurdu ki Hak Teala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ. Biz o gün cehenneme deriz, doldun mu? وَتَقُولُ. O da der ki, hel min mezid, var mı daha fazlası? Varsa gönder dercesine cehennem, daha fazlasını isteyen onları da yakmakta arzulu görünmektedir. Bunu bize haber veren Cenab-ı Hak, etrafta yeterince kötü kimseler var, onlardan bize cehennemde yer kalmaz gibi bir yanılgıya kendimizi bırakmayalım istiyor. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari almamış, ancak İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. Sıradaki hadisimiz 408 nolu hadis. وَعَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ Adi bin Hatim'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ
sizden hiç kimse yok ki illa seyukellimuhu rabbuhu. İlla ki Rabbi onunla konuşacak. Leyse beynehu ve beynehu tercümanun. Kendisiyle Allah arasında hiçbir tercüman olmayacak. Feyanzuru eymene minhu. Kişi sağına doğru bakar. Fela yara illa ma qaddama. Fakat önden gönderdikleri dışında hiçbir şey görmez. Yani sadece dünya hayatındayken ahirete gönderdiği amelleri. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ. Bu kez soluna bakar. فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ. Orada da yine amellerini görür. Dünyadan yapıp ettiklerini, önden ahirete gönderdiklerini görür. Bizler dünyada yaşarken her bir amelimizi önden gönderiyoruz. Adeta post alıyoruz. Hesap vereceğimiz güne doğru bunlar kayıtlanıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Biz sizin yapıp ettiğiniz işlerin birer nüshasını alıyorduk. Amelin nüshası alınıyormuş. Yani kaydı değil, görüntüsü değil, sesi değil, kendisi kopyalanıyor. Demek ki üç boyut, hatta zaman boyutuyla birlikte, hatta içe bakan niyet boyutlarıyla birlikte taslaman birer kopyası alınıyormuş. Ve bunlar bildiğiniz somut gerçeklikler olarak kişinin sağına soluna sıralanırlar. Koca bir ömürdeki ameller. Öyle film şeridindeki gibi sadece gölgeler değil, amelin kendisi somut varlıklarıyla kişinin sağına ve soluna getirilirler. Kişi de Allah'ın huzurunda. Kaç boyutlu bir ortamsa burası, kişinin yaşadığı uzay zaman kopyalanıp ameller olarak dizilmiş, baktığında sağ tarafta kendisini görüyor. Yapıp ettiklerini görüyor. Belli ki iyi amellerini sağında, kötü amellerini de solunda görüyor. Ama sadece amelleri var. Allah'ın Resulü'nün bu tanımlamasında belli ki vermek istediği mesaj, huzur-u ilahiye çıktığında amellerinle çıkacaksın. Yanında sana yardım edecek, destek verecek, omuz verecek, kopya verecek ve benzeri kimseleri bulamayacaksın. Sadece amellerin. Sağına baksan öyle, soluna baksan öyle. Önüne baktığında وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Allah'ın Resulü buyurdu ki önüne baktığında فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَ اَوَجِهِ. Nar yani ateş, yani cehennem. Cehennemden başkasını görmez. Ateş tam bakışın istikametinde karşısında durmaktadır. Bu esnada kul Cenab-ı Hak ile konuşmak üzere huzura alınmıştır ve yapayalnızdır. Ayette geçtiği üzere وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ. Bize tek tek geleceksiniz, fert fert, yapayalnız. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. İlk defasında biz sizi yarattığımızda nasıl tek başınıza yalnız yarattık, huzurumuza döndüğünüzde de yine tek başınıza yalnız geleceksiniz. Nitekim başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük buluşmayı kulun Rabbine yakınlaştırılması. O kadar kul Rabbine yakınlaşır ki Cenab-ı Hak'la o, sadece ikisi. Allah Azze ve Celle kuluna şu günahını biliyor musun? Yudnel mu'minu min rabbihi. Kul Rabbine o kadar yaklaştırılır ki Cenab-ı Hak ona feyukarriruhu bizunubihi. Şu günahı işledin sen. Tarifu zembekeza. Şu öteki günahı da hatırlıyorsun değil mi? Kul arifu ya Rabbi. Biliyorum ya Rabbi. Arifu biliyorum ya Rabbi. Gibi böyle konuşmalar olur. Eğer kulu Allah Azze ve Celle bağışlayacaksa, nitekim o tövbe etmiş, bunlardan vazgeçmiş, daha dünyadayken bunların silinmesi için girişimlerde bulunmuş kimse,
ise şayet Cenab-ı Hak ona feyekulu setertuha fiddunya, dünyada bunları setrettim yani örttüm, ve ağfiruha lekel yevm, ve bugün senin için bunları mağfiret ediyorum, bağışlıyorum diye. Kulla Allah Azze ve Celle arasında olup biten birebir görüşme. Bu hadiste okuduğumuz da ondan farklı değil. Kulların Cenab-ı Hakk'a teker teker hesap vermek üzere çağrıldıkları, kimilerine kitapları sağ tarafından verildiği, kimilerine kitaplarının sol tarafından verildiği, nitekim o kitabın öncülüğünde huzura çağrılırlar. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَّامِهِمْ, biz o gün bütün insanları kitapları üzere çağırırız. Ve bu kitap üzere kul Allah'ın huzuruna getirilir. Cenab-ı Hak onunla konuşur. Hazreti Ayşe rivayetinde kolay hesap göreceklerin anlatıldığı ifadede Resulullah buyurdu ki Allah ona amellerini gösterir. Şunu da yapmışsın, bunu da yapmışsın, bunu da yaptın. O kadar ki kul helak olacağını sanır. Şayet tövbekar bir kul ise bu, Cenab-ı Hak ona bak bu günahlarını bağışladım, sildim kitabından diye mağfiretini yaşatınca, işte kul sevinçle o mahşeri kalabalığın arasına dönerek ha o mukra'u kitabiya, işte benim kitabım, alın okuyun bakalım diye gururla, mutlulukla, sevinçle döner ve kitabını iftiharla insanlara göstermek ister. Allah'ın Resulü böyle neticelenen bir muhasebeye işte bu kolay hesaptır buyurdu. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا ayetindeki gibi. Ama zor hesap o başka. Cenab-ı Hak günahlarını ona gösterdikten sonra neden yaptın, nasıl yaparsın, niçin yaptın gibi sorulara geçerse işte o artık azap demektir. Men yuhaseb yuazzab buyurdular. Salat ve selam üzerine olsun. Kim hesaba çekilirse azaba çekilir. Dolayısıyla bu sahne sorgu sahnesine dönüşmeksizin kulun dünyadan Cenab-ı Hakk'a yakardığı, yalvardığı mağfiret dileğiyle, tövbesiyle güzel bir neticeye bağlanmışsa, günahlarına rağmen burada da hoş neticelenir, kul mağfiret edilir, bağışlanır ve cennetle sonuçlanan bir akıbeti olur, bir geleceği olur, hem de sonsuz ve bitimsiz. Ama kul kötüden daha kötüye, ondan da daha kötüye doğru ısrarla ve inatla yol almış, Hak Teala'yı hayatında göz ardı etmiş, günahlarla yetinmemiş, baş kaldırmış, Rabbini yok sayıp reddetmiş, Allah'ın ona bahşettiği akletmeye rağmen hayatı yokluğun neticesindeki ve yokluğa mahkum bir süreç olarak görmüş, hiçten geldiğini ve hiç olacağını akletmesine rağmen savunmaya kalkmış ve böyle bir felsefe geliştirip sorumsuz bir hayat yaşamış olan kimseler, Yaradan'ı yok sayan, kafir dediğimiz, yok sayan demek, bildiği ve anladığı ve akletmesiyle kestirdiği halde sahibini hep göz ardı ederek yaşamış kimseler. وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Cenab-ı Hak böylelerine bir de şeytan eşleştirmiş. Yaradan'ı görmezden gelenler, bilmezden gelenler artık şeytan eşliğinde hayatlarını kötüden daha kötüye doğru ilerletirler. Böyleleri huzur-u ilahide o kötü amelleriyle dolu bir platform üzere Cenab-ı Hakk'a hesap vermeye çağrılırlar. Karşıda cehennemin görüldüğü o korkunç sahnede kişinin amelden gayrı bir ümidinin olamayacağını tarif ettiği Resulullah'ın bu anlatımı
nasıl tamamlanıyor derseniz, elbette ki ibret ile, elbette ki mesaj ile. O yüzden olayı buraya kadar anlatınca Allah'ın Resulü buyurdu ki, sağına bakar amelinden gayrısını görmez, soluna bakar amelinden gayrısını görmez. Karşıda cehennem, onu beklemektedir. فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِ Cehennemle mi sonlanacak acaba akıbetim? Bu korkunç sahneyi betimlemişken Allah'ın Resulü buyurdu ki فَتَّقُ النَّارِ Dolayısıyla şimdi sizler ateşe karşı tedbir almaya bakın. Sakının, kendinizi korumaya çalışın. Amellerinizle, çabalarınızla, gayretlerinizle ve harcamalarınızla Allah yolunda. Elinizde yoksa bile en basitinden وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ bir hurmanın bir parçasıyla bile olsa, yani bir hurmanın bir kenarını şöyle parçalayıp pay ettiniz ve onu ihtiyaç sahibi bir kimseyle paylaştınız. Bu kadarcık dahi olsa, yapabileceğinizin en azı buysa şayet tabi, ama olsun, bunu da yapın, ateşe karşı aranızda o gün bir bariyer oluştursun. فَتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ateşe karşı korunma refleksiyle dünyada infak edebilmek. Resulullah'ın birini diğeriyle ilişkilendirdiği bu hususa bakar mısınız? İmam Nevevi'nin Allah'a dair korkumuzu, onun bizi tehdit ettiği azabı gündemimizde tutarak, ahirete yönelik olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları ihtiyaçlı kimselerle paylaşabilmemizi sağlıyoruz. Bu yöndeki duygularımızı cimrilik gibi, haset gibi yönetebilmek adına ahirette Allah'ın huzurunda kalacağımız cehennemin kıyısındaki o korkunç sahne bugünden bizim tasarruflarımızda etkili olacaktır. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölümün başlığı Allah'tan korkmak. En son kaldığımız hadis 409 no'lu hadis. Van Ebi Zerren, Hazreti Ebu Zer'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnni ara, ben görüyorum, ma la tarawna, sizin görmediklerinizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
öteden haber alan, yani nübüvvete mazhar olan son peygamber idi. Dolayısıyla vahiy ile irtibatı var ve kendisine yer yer Cenab-ı Hak ayetlerinden gösteriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. O, yani Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ayetlerinden bazılarını gördü diye haber veriyor. Nitekim bu gördüklerini de kendisine saklamamış, ümmetiyle paylaşmış. Bu onun vazifesi. Cenab-ı Hak وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ buyuruyor. O, Allah'ın kendisine gayben gösterdiği şeyleri cimrilik ederek insanlarla paylaşmayacak değildir. Vazifesi gereği Allah'ın kendisine bildirdiklerini, gösterdiklerini, indirdiklerini insanlara tebliğ etmiş, insanlarla paylaşmış. Bu okuduğumuz rivayetin girişinde de böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, İnni ara mâ lâ tarauna. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Tabii bu kesintisiz olan, her an devam eden bir hadise değil. Cenab-ı Hakk'ın kendisine özel bir zamanda, özel bir münasebet ile, tıpkı İsra ve Miraç örneğinde olduğu gibi, yaşattığı türden hadiseler. Devamında buyurmuş ki Allah'ın Resulü, اَطَّتِ السَّمَاءُ. Gök çatırdadı. وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَعِطَّ. Ve çatırdamakta da işin doğrusu haklı. Bu ifadeler bize Cenab-ı Hakk'ın ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. İnsanların kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların kötü kazanımları ve kötü davranışları, başta Cenab-ı Hakk'a saygısızlıkları olmak üzere, yanı sıra Allah'ın kendilerine emanet ettiği doğayı ve çevreyi kirletmeleri yüzünden gitgide yerküre fesada doğru ilerliyor. Halbuki baştan göğü kaldırıp dengeyi kurmuş olan Cenab-ı Hak, bunu bize emanet ederken bu dengeyi korumamızı salık vermişti. Buyurmuştu ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. Allah göğü yükseltti. وَوَضَعَ الْم۪يزَانَ. Ve dengeyi kurdu. اَنَّا تَطْغَوْ فِي الْم۪يزَانَ. Sakın ha sizler mizanı bozmayın. Bu gökle ilgili böyleyken yer ile ilgili olarak da Cenab-ı Hak وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Allah yeryüzünü ıslah etmişken siz sakın ha yeryüzünü ifsad etmeyin. Ne var ki insan ne Rabbine karşı saygılı yaşamayı ne de onun emirlerini dikkate alarak hem kendisiyle hem çevresiyle hem de dış dünya ile var olduğu çevre ile bunları Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olarak algılayıp özen göstermedi, dikkatli davranmadı ve pek çok yanlış işler yaptı. Bunlar da fesada yol açtı. Allah'ın Resulü'nün وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَعِطَّ gökyüzünü çatırdamakta haklı bulması aklımıza şu ayeti kelimeleri de getirir. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا. Siz ne kadar kötü, korkunç, feci bir şey ortaya koydunuz. Ne yapmışlar? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Rahman kendisine velet edindi demişler. Yani Allah'ın bir oğlu olduğunu iddia etmişler ve böylece Cenab-ı Hak eşsiz ve benzersiz yegane kudret değil, benzeri olan, kendisi gibi onun da ilah olduğu bir evlada sahip. Bu o kadar Cenab-ı Hakk'ı aşağılayıcı, o kadar korkunç bir şey ki, kulları Cenab-ı Hakk'a sen zatın itibariyle ahad değilsin, yani tek değilsin, biricik değilsin, senin gibi biri daha var demek gibi oluyor. Hani bazen olur ya,
bir yerin müdürü yahut bir yerin hocası veya herhangi bir gözde şahsiyet, insanların kendisini takdir ettikleri, beğendikleri ve bunu çeşitli iltifatlarla yüzüne söyledikleri bir ortamda biri kalkıp da bir başkasından, yani sizden iyi olmasın ama şöyle bir müdürümüz vardı, o da şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye bahsetmesi, o kişi açısından nasıl birdenbire bir sıradanlaştırma, birdenbire bir incinmeye yol açıyorsa, hele hele sizden daha iyisi var kabilinden sözler. Kaldı ki hepimiz beşeriz ve hem emsallerimizin olduğunu biliriz, hem de başkalarının bizden daha iyi olabileceğini adımız gibi iyi biliriz. Ama buna rağmen sanki eşsiz ve benzersiz ve en iyiymiş gibi muamele görmek insanların hoşlandıkları bir şeydir. Halbuki Hak Teâlâ'nın zatı aslen böyledir. Yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ tektir. Başkalarıyla rekabet ettiği için tek değil, onlardan daha iyi olduğu için tek değil. İşin aslında böyledir. Her şeyin yaratıcısıdır. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ onun asla bir benzeri yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ asla ona denk herhangi bir şey yahut kimse söz konusu değildir. Cenab-ı Hak خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا sizi bir kişiden yaratan, ondan eşini yaratan, يَدْرَعُكُمْ فِيهِ sizi böyle orada eşli bir üreme yoluyla yaratıp durmakta. Sadece sizler eşli değil, size benzer şekilde hayvanlar da öyle. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا hayvanlar da böyledir. Bizi Cenab-ı Hak eşeyli olmamız ve böylece üreyip çoğalmamız bakımından hayvanlarla olan benzerliğimizi dile getiriyor. Bizleri burada يَدْرَعُكُمْ فِيهِ yaratıp duran kendisi. Sonra dönüp Hak Teâlâ zatından bahisle لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء dedi. Onun bir benzeri herhangi bir şey yoktur. Bizler kendi aramızda bu kadar eşliği, benzerliyken, bir yandan doğan, bir yandan doğurur iken ve bu açıdan etrafımızdaki diğer canlılarla da benzer süreçlerdeyken Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir benzeri ve eşi yoktur. Lem yelid, o ne doğmuş ve lem yulet, ne de doğurmuştur. Hak Teâlâ'nın gerçeği buyken, biricik ve tek iken her şeyin yaratıcısı, ona kalkıp sende niye olmasın ama bir de oğlum var. Hristiyanların deyimiyle o biraz daha merhametli sanki halden anlar. Beşerin arasına karışmış, beşerin çektiği zorlukları tatmış. Dolayısıyla da süreçte Allah ile insanlar arasında bir bakıma aracılık etmiş bir kimse gibi. Kalkıp bunu o küçücük ağızlarıyla temelsiz, mesnetsiz ve Hazreti İsa'dan tamamen bağımsız bir biçimde sonradan ona iftira ettiler. Tek olan bir tek Allah iken, bu ona özgüyken artık tek olan hiç kimse kalmadı. Allah'ın da bir benzeri var, oğlu var yahut Ruhul Kudüs var yahut eşi var ve benzeri. O da artık bir kalabalığın üyesi, üçlü yahut beşli, bir ligin arasında kalan, benzerleri olan biri durumuna düştü. Cenab-ı Hakk'ın bu denli aşağılanmasına Allah'ın yarattığı mahlukat isyan etti. Cenab-ı Hak bu söylediğiniz söz, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ gökler neredeyse bundan ötürü paramparça olmaya yüz tuttu. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ ve yer yarım yarım yarılmaya وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا ve dağlar hem zemin olup insanların üzerine çökmek istedi. Niçin? اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا Rahman'a çünkü kalkmış bir velet isnat etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinde göğün çatırdadığına ve bu çatırdayışında haklı olduğuna dair yaklaşımı ayetteki bu durumları düşündürebilir. Yeryüzünde şu anda çok sayıda insan
bir yandan Cenab-ı Hakk'a şirk koşarken, bir yandan ona oğul isnat ederken, yahut melekleri Cenab-ı Hakk'ın kızları olarak görürken, yahut cinleri Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda, hükmünde ortak olarak, hatta insanları böyle görerek şirk koşarken, Allah'ın eşsizliğini ve benzersizliğini ve hükmünde وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِه۪ي اَحَدًا hiçbir şeyi ortak edinme işini kirletirken, gölgelerken, elbette civarımızdaki Cenab-ı Hakk'ın diğer yarattığı gökler gibi, yer gibi, dağlar gibi nesnelerin reaksiyonları söz konusu. Muhtemel ki Cenab-ı Hakk'ın gök paramparça olacağı vardı, olmak üzereydi ama Allah tuttu. Buna müsaade etmedi. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا ve bu sürecin bir parçası olarak gökteki bu çatırdama, çatlama söz konusu olmuş olabilir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök durduk yere çatırdamadı, haklı elbet demesi de bu ayete işaret olabilir. Devamla Resulullah buyurdu ki مَا ف۪يهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ أَصَابِعَ orada yani gökyüzünde dört parmaklık bir yer yok ki illa وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ illa ki oraya bir melek kapanmıştır سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'ye secde etmektedir. Bir bakıma göğün büsbütün yırtılıp saçılmasına karşın Cenab-ı Hakk'a secde ederek Allah'ın emriyle süreci muhafaza ediyorlar gibi bir ifade. Çünkü gün gelecek o da olacak. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Cenab-ı Hak gök yırtılıp sıyrıldığında diye buyuruyor. Üzerimize çektiği وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعُ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُولًا yükselttiği ve korunaklı bir gök olarak yeryüzündeki insan hayatını muhafaza altına aldığı bu rahmetini gün gelip Cenab-ı Hak sonlandıracak. İnsanlar yaptıklarıyla çoktan bunu hak ettiler ama Allah'ın adını koyduğu bir ecel yani bir süre tamamlansın diye mevcut akış devam ediyor. Yoksa Hak Teala kulların kendisine olan saygısızlıklarını ve büyüklenmelerini dikkate alacak olsa وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Allah insanların bu kötü kazanımlarını muahaze edecek, dikkate alacak ve şimdiden cezalandırmaya kalkacak olsa مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ o yerin üzerinde tek bir canlı bile bırakmazdı. وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ ama Hak Teala onları geciktiriyor, öteliyor ile ecelin musemma, adı konulmuş bir zamana doğru. Devamla Resulullah buyurmuş ki, Vallahi لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ Allah'a yemin olsun, sizler benim bildiklerimi bilseniz, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا azıcık gülerdiniz, وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ve çok ağlardınız. Durumumuzun ne kadar vahim olduğunu, sürecin gitgide nedenli kötüleştiğini ve akıbetimizin iyi bir neticeye kavuşma ihtimalinin nasıl gitgide zorlandığını düşünmekten tadımız kaçardı demeye getiriyor. Çünkü bir insan ne zaman gülmez, tadı kaçtığında, kaygılandığı bir husus onun düşüncesini kapladığında artık kendini gündelik hayattaki normal akışa veremez. Ortamdadır ama hep arka planı yaşamaktadır. Konuşulan bir espriyi yakalayamaz. Önüne konulan güzel bir yemeğin heyecanına giremez. O iştahı hissedemez. Öylesine yer, öylesi ortamlarda bulunur. Kaygı duyduğu o mesele onu ciddi ciddi alttan alta düşündürmektedir. Bunu hepimiz biliriz. Bugüne kadar pek çoğumuz böylesi depresif dönemler yaşamışızdır. Gah kaybettiklerimiz üzerinden geçmişe yönelik olarak, gah ileriye dönük olarak korkularımız, kaybedeceklerimiz yahut beliren riskler dolayısıyla içine girdiğimiz bir kaygı hali bizim tadımızı kaçırabilir.
Bu herkesin deneyimleyebildiği bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gerçeğimizi ve içinde bulunup ilerlediğimiz sürecin ne denli sahici ve son derece ciddi sonuçlara yol açacağını bildirmek, düşündürtmek, tasavvur edebilmemizi sağlamak maksadıyla böyle konuşuyor olabilir. Bildiklerimi bilseydiniz, kaygınız çoğalır, endişeniz içinize oturur, yerleşir ve hayatla olan bu sıcak irtibatınız gevşerdi. Daha az gülerdiniz söz gelimi. Daha çok ağlamaya meyyal olurdunuz. Allah'ın Resulü'nün bize burada verdiği mesaj, işin doğrusu bugün bizim içinde bulunduğumuz halden oldukça uzak. Biz tam tersi güven haline yakın bir yerlerdeyiz. Nasıl olsa ümmeti Muhammediz ve kurtaracağız düşüncesindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bizi illaki mağfiret edeceği, hani bizi etmeyecekse kimi edecek diye kötülere nispetle kendimizi görece iyi saydığımız ve bunun üzerine kurduğumuz bir iyilik halini yaşıyoruz, bir güvenlik duygusunu paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir o kadar ileriye dönük kaygılarımız azalıyor, ahir ve akıbetimizin kötü çıkması endişesinden uzaklaşıyoruz. Halbuki Resulullah'ın bize salık verdiği psikoloji bunun tam tersi ve kendisinin bizatihi yaşadığı psikoloji de bunun tam tersi. Allah Azze ve Celle'nin azabından endişe eden, daha dünyadan başlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın isabet ettirebileceği herhangi bir musibeti gündeminde tutan ve bundan ötürü sürekli istiğfara başvuran bir yaklaşımı hem kendi hayatında sergiledi hem de ashabına öğütledi. Bu yüzden Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Allah'ın Resulünü teselli etti. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir diye rahatlattı. Çünkü Resulullah sürekli istiğfar edip duruyordu. Hem kendisine hem ümmetine. Yaptığımız eksiklikler ve yetersizlikler dolayısıyla bize azap etmeyesin ya Rabbi diye yalvarıp yakarıyordu. Gökyüzünde küçücük bir bulut kümesi görse bundan endişeye kapılır. Acaba ümmetime azap mı geliyor diye tedirgin olurdu. İşte Resulullah'ın hayatında Cenab-ı Hakk'a yaşadığı saygılı halin ne denli itinalı ve özenli olduğunu gösteren bir manzara. Onun irtihalinden sonra Cenab-ı Hak وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Senden sonra onlar da istiğfara devam eder, günahlarını gündemlerinde tutarak, ya affedilmezsek endişesiyle Cenab-ı Hak'tan yana çekinmeye, korku halini zinde tutmaya, istiğfara sıkıca tutunurlarsa Allah onlara da azap etmez. Ama yok kendilerini iyi hisseder, zaten cennetlik olacaklarını açıktan söylemeseler de böyle bir rahatlık içerisinde olurlarsa, o zaman tehlikeye davetiye çıkarıyorlar demektir. Kul Cenab-ı Hakk'ın hışımından emin olamaz. Cenab-ı Hak müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından yana tedirgin yani ürperti halindedirler. Sabah, akşam her an Cenab-ı Hakk'ın kendisine olumsuz bir şey yaşatabileceği bilincindedirler. Çünkü bunlara yol açacak o kadar çok günahları var ki, bunlardan herhangi birinin bir musibete dönüşüp hayatımızın içerisine düşmesi an meselesidir. O yüzden akşama erişsek esenlikle hamd etmeli, sabaha çıksak esenlikle hamd etmeli. Ve Hak Teala'ya huzuruna çıkıp vereceğimiz hesabın endişesini, kaygısını şimdiden yaşamaya başlamalı. İçinde bulunduğumuz ve şu devasa gökler sisteminin ve bu muazzam güzellikteki yerin yaratılışı bizim sınanmamız içindir. Yaratılıştaki bu muazzam devasa büyüklüğe ve güzelliğe bakarsak nasıl bir muhasebeden geçirilip nasıl sahici bir neticeyle kimimiz iyi, sonsuz ve güzel, kimimiz kötü, sonsuz ve bedbaht, çirkin
elem dolu bir akibete uğrayacağımızı rahatlıkla kestirebiliriz. O yüzden Allah'ın Resulü bu noktaya vurgu yapmış olmalı. Cenab-ı Hakk'ın bizimle oyun oynamadığını, son derece ciddi bir imtihan sürecinden geçirdiğini ve akıbetimizin keskin olacağını, iyi ya da kötü, haber vermektedir. Hak Teala biz وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ biz göğü yahut yeri, bunları oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Bu süreç hak ile batıl arasındaki keskin bir süreç ve herkesin ya hakkı ya da batılı seçtiği ve böylece akıbetinde, yani sonsuz geleceğinde ne olmak istediğine karar verdiği bir süreç. Olağanüstü ciddi bir süreç. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ Cenab-ı Hak oyun oynamıyoruz dedikten sonra işin doğrusu şu: hak ile batılın üzerine varıp onu yok ediyoruz. Hak ile batıl arasındaki bir tercihin tam ortasında buluyoruz kendimizi. Bu ya adaletten yana, zulümden uzak durarak, doğrudan yana, yanlıştan uzak durarak, haktan yana, batıldan uzak durarak, güzellikten yana, çirkinlikten uzak durarak gerçekleşiyor. Ve hayatımız boyunca önümüze açılan sahne sahne, imtihan ortamlarında irademizle kendimiz kararımızı veriyoruz. Süreç bu kadar ciddiyken, sonucu bu kadar kalıcı, sonsuz ve keskin iken mütesahil, yani gevşek davranamayız. Başımıza ne geleceğini düşünmeden öylesine yaşayamayız. Resulullah bizi bu bilince davet ediyor. Vallahi bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ Yataklarda kadınlarla birlikte olmaktan lezzet bile alamazdınız. Bir insanın tadı kaçtı mı, yediğinden de lezzet alamaz, içtiğinden de tat alamaz, eşiyle olan birlikteliğinden dahi zevk alamaz hale gelir. Aramızda endişesini ve Cenab-ı Hakk'a karşı olan korkusunu bu denli üst düzeyde yaşayacak bir kimse olamayacağını Resulullah'ın ifadesinden zaten anlıyoruz. Çünkü onun bildikleri kadarını bilemeyeceğimizi zaten ifade etmiş oluyor. Ama bari buradan aldığımız ruh ile, buradan aldığımız fikir ile hayatı daha doğru okumaya, sürecin ciddiyetine vakıf olmaya ve Allah korkusunu içinde zinde tutmaya çalışmalı. Şeytanın Allah'a karşı bizi kandırmaya çalışmasına fırsat vermemelidir. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Yoksa Cenab-ı Hakk'ı Allah hususunda seni aldatan da neydi? Şeytanın sana Allah zaten affeder, merak etme demesi miydi? Rahat ol, o kadar çekinme diye günahlara karşı korkunu bununla mı kırdı? Ve böylece sen hayatında Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini umursamamaya, yapma dediklerini de rahatlıkla delmeye başladın. Sorulursa şayet Cenab-ı Hak zaten affeder, nasıl olsa affeder kıvamında bir psikoloji içerisine girdin. İçinde bulunduğumuz vahim tablonun genel görünümü bu şekildedir. Resulullah'ın bu rivayetinden alacağımız mesaj ile en azından bu güven halinden sıyrılmalı, önce kendi akıbetimiz ve sonra da sevdiklerimizin akıbeti hakkında korkuya kapılmalıyız. Hak Teala'nın "Qu enfusakum ve ehlikum naran." Önce kendinizi ve sonra ailenizi, yani sevdiklerinizi öyle bir ateşin yakıcılığından koruyunuz ki "Vakuduha nasu vel hicara." Yakıtı insanlardan ve taşlardan oluşan bir cehennem azabından bahsediyoruz. Bu korunma refleksinden ve buna bağlı olarak içimizde oluşması gereken korku psikolojisinden söz ediyoruz. Allah'ın Resulü bunu doruklarda yaşamış. O yüzden kendisi üzerinden mesaj veriyor. وَلَخَرَجِتُمْ اِلَى السُعُدَاتِ
ve sonra yollara dökülürdünüz. Tec'arûne ilallâhi teâlâ. Allah'a yalvarır dururdunuz. Ya Rabbi akıbetimizi hayreyle diye. Sürecin ciddiyetini okumak, kişinin korkuya kapılmasına yol açar. Ve bu korku haklı bir korkudur. Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışını düşünen kimseleri وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar gökleri ve yeri tefekkür etmişken hemen şöyle söylemeye yöneldiklerini haber verdi. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Kadar büyük, devasa hazırlık. Belli ki bu işin akıbeti son derece ciddi bir sonuca doğru ilerliyor. Sen bizi beterinden sakla. Subhaneke fakina azaben nar. Ya Rabbi sen bizi ateşin yakıcılığından koru diye dua ettiler. Göklerin ve yerin yaratılışını bir an tefekkür eden insanlar. Ravahu Tirmizi. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Demek ki İmam Buhari sahihini almamış. İmam Müslim de bu hadisi sahihini almayı uygun görmemiş. Onların sıhhat koşullarını sağlamaya el vermiyormuş demek ki. İmam Tirmizi bu hadisi kitabına almakla birlikte bu hadisin durumuyla alakalı olarak vakala demiş ki hadisun hasenun. Bu hasen bir hadistir. Yani sahih olacak kadar güçlü bir rivayet değil ama zayıf düşecek kadar da kötü değil. Arada bir yerde olan bir rivayet. Yani istifade edilebilir. Nitekim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız ifadesi daha önce okuduğumuz sahih rivayetlerin içerisinde yer almıştı. Bu okuduğumuz rivayette bu ana tema üzerine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.